أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أخلص دينك يكفك القليل من العمل صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el asab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaitin el-Fatih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahvafu ma akhafu ala ümmeti selas. El istiska bil enva ve hayfu sultan ve tekzibu bil kader. En çok korktuğum şeylerden birisi de şudur. Bir, üç şey. Birisi yıldızlardan yağmur dilemek, dilenmek. Evet. Şimdi şeytan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hep görmüş. Şeytanın ne yapacağını ileride görmüş. Şeytan boş durmuyor. Şimdi bilmem neci, medyumcu, bilmem neci, neci, cinci, minci her var ya. Herkes koşturuyor. Ne, kuyruğa giriyorlar ya, randevu alıyorlar. Paraları da iyi kırıyorlar. Ben arkadaşları güldürüyorum. Bir cinci bürosu açalım. Bak Sabancı'yı bir senede sollarız diye. Millet dini bilgisi zayıf, böyle kimselere çok rağbet ediyor. Yanlış şey bunlar. Peygamber bunları görmüş, çok korkuyorum diyor. Bak yaygınlaşmış. Böyle cinci bir herif biliyordum ben. Şimdi öldü ya. Herif cimin karnında bir nokta. Hiçbir şey bilmiyor. Namaz kılmasını bile bilmiyor. Esnaftan bir birisi ama adı çıkmış. Şöyle nuska yazıyor, böyle iyileştiriyor diye. Herife kuyruğa giriyorlardı, böyle randevu alıyorlardı. Aman ya Rabbi, yaygın aramızda, yaygın aramızda. Adam anlattı, bir şeye çok garibime gitti. Dansız yahu, barlarda, pavyonunda dans eden, gelmiş bana bir okuyor, üstüme yazıyor, işim artsın diye. Hey ya Rabbi, buna çok güleceğim geldi. Ya insanların durumunu gösteren bir olay bakımından beni çok etkiledi. Yaptığı işe bak, Kur'an'dan diyor okuyor bana diyor işim çoğalsın. İşim azaldı diyor. İnsanlar böyle cehalete düştü mü, bunların işte bunlar çoğalacak diyor, korktum bu. Yıldıznameye bakıveriyorlar hani yıldıznameye. Şöyle olacak, böyle olacak. Gazetelerin fal köşesi var, yıldızname köşesi var. Şu burçta doğdun mu şöyle olur. Bırak hanımefendi, beyefendi, bırak Allah aşkına ya. Sen Müslümansın ya. En çok korktuğum bu. Yıldızlardan medet ummak. Evet, yağmur beklemek. Yağmur beklemek. Yani bu hava tahmin raporu. Evet, Amerika'da hava tahmin raporu diyor. Bizimkiler hava raporu diyor. Ben anlamıyorum. Yağmur yağmayacak diyorlar. Şakır şakır yağıyor. Yağmurlu diyor, karlı diyor, günlük güneşli. Düzelseler iyi olmaz mı? Tahmin raporu deyin ya. Hava raporu değil, tahmin raporu. Gavur öyle söylüyor ya. Forecast. Hava tahmin raporu. Ya onlar bilimsel. Bizimkiler ne? Neyse. Efendim, hava tahmin raporu buraya girmez. Neden?
Benim annem koca hanımıydı ama okumuşluğu yoktu. Evimizden sabahleyin çıktık mı bakardı şöyle, çocuklar bugün yağmur yağacak, uzağa gitmeyelim derdi. Hayatımda tecrübe o dağın üstündeki bulutların şeklinden tecrübesi bu. Dediği çıkardı. Hava raporu da bu. Nem oranından, şundan bundan, bu yıldızlardan medet ummak değil bu. Olan bir şeyi söylemek bu. Bu İslam'da da var, astronomi ilmi İslam'da da var. Bu bizim dediğimiz, işte yıldıznameye bakıyor, söyle bakayım adını, orada ne varsa işte, yıldızlar, bir şeyler, sen sakın böyle yapma, senin yıldızında şu var filan. Bunlardan çok korkuyorum, imanı gider ya, hayır ve kader Allah'ın bileceği bir iştir. Bize düşen irademizi kullanmak, aklımızı kullanmak, doğru bilmeyi yapmaktır. Böyle yıldızdan, aydan, güneşten, burçtan medet umdun mu? İşler kötü gider, imanla oynasın, imanla oynasın. Bu bir, çok korkuyorum. Bu yaygınlaşacak diyor. Ve hayfus sultan, idarecilerin zulmü, çok korkuyorum diyor. Başa geçen adamlar adam kayırır, ehliyetli olanı değil adamını getirir. Adam kayırır, kanunu birine uygular, birine uygulamaz. Böylece memlekette dillik düzenlik kalmaz. Bundan çok korkuyorum diyor. Ve tekzib bil kader, kaderi yalanlamaktan çok korkuyorum. Bu da çıkmış ki bunlara kaderiye denir. Hep söylüyoruz ya, kardeşim Allah büyük. Bizim oturduğumuz, kalktığımız, yediğimiz, içtiğimizle mi uğraşıp duracak ya, böyle basit işlerle mi? Allah büyük ya. İnsanın bu gibi hareketleri kendi yaratır, kendi yapar diyoruz. Bir antrenör, bir takım yarattım diyor. Bir başka adam şunu yarattım diyor. Dur, sen Müslümansın. Yaradan Allah'tır. Sen yaratmıyorsun. Mevcut olanları yerinde kullanıp güzel bir organize yapıyorsun. Aklını kullanıyorsun, başarıyorsun. Bu yaratmak değil. Yaratmak başka şey. Yani yaratmak Allah'a mahsus. Şimdi kaderi inkar ediyorlar. Kaderi inkar ediyorlar, edecekler. Kaderiye denir bunlara. Bırak ya kaderi. İnsan kaderini kendi çizir, kendi yazar kardeşim. Hayır. Allah çizir. Ama o kaderi biz bilmeyiz. Biz aklımızı kullanmakla yükümlüyüz. Gene bu sadette ahvafu ma ahafu ala ümmeti selas. Üç şeyden çok korkuyorum ümmetim hakkında. Dalaletül ehva, nefsi hevanın sapıtması. Evet. Kendi arzularını, isteklerini hak görmesi, onun hak olduğuna inanması, başka doğruları kabul etmemesi ve ittiba'u şehve fil batın vel farac, karın ve cinsel arzularına tabi olup burada her şeyi yapması zaaf. Biliyorsunuz kadından dolayı cinayetler işliyor herif. Bir kadını bölüşemiyorlar. Talebelere kadar indi yahu. Bir kızı bölüşemiyor, iki delikanlı lisede birbirini bıçaklıyor. Peygamberimiz bunları görmüş, çok korkuyorum diyor. O filiz gibi delikanlı ölüyor. İşte o zaman nefis, ona aşıkım olmaz, ona vermem filan diye. Onları görmüş, çok korkuyorum diyor, birbirlerini öldürecekler. Nefsin emrine girdin mi, cinayette işlenir, zulümde yapılır. İki, karın tokluğu, şehvetine tabi olma. Şimdi bunu düşünelim, biraz gerçekçi olalım. Herkes itiraz ediyor. Ben şimdi siyasetle konuşmuyorum, ilgim yok. Hadisi açıklamaya çalışacağım. Sizin gerçeği dile getirerek, memur isyanda, işçiler isyanda, sokağa kanunu dinlemiyor herif, boykota gidiyor. Halbuki genel grev yasak, bilmiyorum kanun değişti mi? Dinlemiyor hiçbir şeyi. Ben biliyorum. Yaşım şuraya gelmiş, eskiden buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok. Efendim, en çok zengin olan bir iki kişi de var benim talebelik dönemimde.
Teneke soba lüks malzemesi. Bunlar yoktu. Şimdi herkese buzdolabı var, çamaşır makinesi, köylere varınca kadar araba var. Köylere varınca kadar asfalt var. Doğuda birkaç yer hariç, her yerde asfalt var. Araba var, televizyon var, radyo var, telefon var, her şey var. Çakır çakır elektrik var, çok az yer hariç. Lüks hayata alışmışız. Çorba olacak, etli olacak, pilav olacak, tatlı olacak. Üstüne meyvesiz olmaz. Alışmışız buna. Nefsi alıştırmışız. Ben biliyorum, bir tek yemek yenirdi arkadaş benim çocukluğumda. Yılonika'yı kuru fasulyeyle anamız ağlardı bizim. Tarhana çorbasıyla, bulgur pilavıyla talebeyken, Allah her gün bulgur pilavı fasulye. Şimdi lüks yemek oldu, tamam diyeceksin sen de. Tek yemek, para yok ki. Şimdi bunlara alışınca bak karın zevkine tatıyor. Para yetmiyor diyor her çünkü o beş çeşit olacak diyor. Alışmış buna. Sen he desen bile avrat isyan ediyor. Ben biliyorum renkli televizyon almadın diye intihar etti kadının birisi şeyde. Bu Halkalı'ya giden trenin altına attı kendini. 2-3 ay mektup bırakmış. 2-3 aydır renkli televizyonu alıver diyorum alvermiyor. Böyle hayatın tadım olur diyor attı bir renkli televizyonu için. Bu hale geldi insan o. Peygamber bunları görmüş. Çok korkuyorum diyor. İnsan midesine bu kadar düşkün oldu mu? Zevkine bu kadar düşkün oldu mu? İşte böyle bilmem şehvetine düşkün oldu mu? Gencecik yaşta bu memlekede adama ihtiyacı var. Lise talebesi vuruyor, öldürüyor, bıçaklıyor, öldürüyor. Ey analar, babalar. Böyle hep işi karın tokluğuna, nefsin arzuna tatmine yöneltmeyin. Allah'a inanan müminler, iradenize sahip olun. Dengeli yaşayın. Bu nefis doymaz. Bir vadi dolusu mal olsa ikinci vadi ister bu nefis. Allah öyle yaratmış. Mücadele için dünyaya geldik biz. İradenizi hakim kılın. Kur'an'a sarılın. Muhammed Mustafa'yı örnek alın. Yoksa böyle bir öldürürsünüz birbirinizi. Yoksa intihar edersiniz basit şeylerden dolayı. Bundan çok korkuyorum diyor. Bundan çok bir de neden korkuyor? Vel ucub, kendini beğenmiştik. Şimdi namaz kılıyoruz. Ben halkın içine şimdi giremiyorum artık tanınmış olduk. Televizyondan daha evvel yanaşıyordum. Ne diyorsun? Biz. Ben de iyi Müslüman biziz. Ondan mı? Zayıf adamlar ya. Zavallı adamlar. Selam bile vermiyor, tenezzül etmiyor. Müslümanımız böyle bizim. Sokakta da herif kahvede oturuyor. Ne profesörü dinliyor, ne doktoru. Yok kardeşim, benim mantığıma göre o adam zırvaladı kardeşim. Profesörmüş, git ya. Kendini beğenmek. Kendini beğenen adam gerçeği dinlemez. Gerçeği dinlemez, kulağını açmaz hakikata. Kendini beğenmekten çok korkuyorum. İnsanoğlu gerçeği dinlemeli, nefsini aşmalı. Bir şey söylendiği zaman dinle. Tabi ol demek değil mutlaka. İyiyse tabi olacaksın. Ama dinlemeli. Ne diyorsunuz? Vur fakat dinle. Önce dinlemesini bilmeli. Ucup kendini beğenmiş adam dinler mi hiç? Bu da insanların sapıtmasına, batılda kalmasına, sapık kalmasına sebep olur. Bunlardan çok korkuyorum diyor. Hep de başımıza gelmiş. Bir bizde mi? Hayır efendim. Her tarafta böyle dünyanın ahir zaman. Onun için sizlere bunları duyuruyoruz ki dengeli yaşayalım, kendimize gelelim, Allah diyelim. Muhammed Resulullah deyip onu örnek alalım. Onun emirlerine uyalım. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, akıbetimizi de hayır eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.